Merhaba arkadaşlar. Bir Ursa videosu çekeceğim. Dota 2. Bakalım bu maç nasıl olacak? Karşı takımda Assassin, Sky Mage, Weeper, Earth Shark ve Huskar var. Açıkçası kahramanlara, herolara baktığımızda kafa kafaya gibi. Bakalım ne olacak. First Blood'u aldık. Biraz iyi oldu. Oyundaki kontrolü alabilmek için item açısından. Evet arkadaşlar, 6 olmak üzereyiz. Bundan kaçmak bir hataydı, fark ettim. Keşke kaçmasaydım. Kötü oldu. Evet, kaçırmazsak eğer. Olmadı. Aldık ama olmadı. Evet arkadaşlar, 10 olduk. Ben Mask'tan ziyade Basheri, yani Basheri diye geçiyor, tercih ediyorum sütunu. Sebebi ise ani hasar verip sersemletip oradan çıkmayı istediğim için. Şu anda kafa kafaya gidiyor maç. Onu aradan almam çok iyi oldu. Hadi. Öldük ama iki kişiyi aldık. Aslında kaçardım da. Yalnız Viper almak istedim.
Hemen yetişirsem payı alırım. Ve peşine Sky'ı da almayı düşünüyorum. Ve kaçabilirsem de kaçmak istiyorum ama çok zor görünüyor. Evet. Biraz şans işi. Aslında Viper'ı görmedim. Viper'ı görseydim belki Sky'a da almazdım. Kafa kafaya geçiyor. Kıran kırana geçiyor biraz. Pağanın kasmamasını istiyorum aslında. O yüzden yükleniyorum. Şimdi artık Morbid maskım da var. Biraz daha elim güçlendi. Blink Dagger'ı da aldığımda pusulara başlayacağım. Sky'a ve Earth'a pusu atmaya başlayacağım. Yani bana şu anda 1800 lira para lazım. Bu arada Hüner Ağacı'nda ilk sağlığı ikincide mana yenilemeyi seçtim. Mana yenilemeyi seçmemin sebebi çok ciddi mana sıkıntısı çekiyorum. Onunla ilgili tarafsız eşya yuvasında mana üreten şeyleri kullanabiliyorum fakat lifestyler'ım boş kalıyor. Bir açıklık oluyor her zaman. Bir Roshan deneyelim. Evet, Roshan'ı aldık. Ah be, şeyin kaçması kötü oldu. Şimdi Sky'da sıra ya da Pa'yı gördüm. İkisinden birini alsam iyi olur diye düşünüyorum ama ikisi de kaçtı. İşte böyle yerlerde Blink çok işe yarıyor. İkisinin de canı azdı. Çok az bir paraya ihtiyacım kaldı uslar için. Bir an önce oluşturursam eğer supları aradan almak istiyorum. Suplar bizi çok zorluyor. Yani bu oyun %80, %90 kadarıyla biz kazanacağız diye düşünüyorum. Şurada görünmez biri var.
Evet, pusuları artık geçebiliriz. Blink Dagger'ı alıyorum şu an kuryede. Sky Mage ve Ayarta yoğunlaşacağım bu saatten sonra. Evet, kaçamayacak mıyım acaba? Kaçamadım. Evet arkadaşlar, oyunun sonlarına doğru geliyoruz. Olmadı. Keşke ultiyi basıp uçsaydım üzerine. Birleşip beraber hareket etmenin zamanı geldi. Çünkü onlar öyle yapıyor. İlla ki birisi bizi arkadan vuruyor. İlla ki. Ekipçe güzel hareket ederken bizimkiler bize dahil olmuyor.
Bu arada Ursa'yla nasıl oynanır diye bilgi almak isteyenleriniz olursa Blink Shard, Stun Shard ve hızlı bir bot. Onun haricinde can dolduran, morbid ve yavaşlatan şeyler olabilir. Yani zehir veren Orb Venom gibi ya da Sangayasha gibi. Bu ürünleri Ursa'da kullanıyoruz. En azından ben kullanıyorum. Şimdi şeyi gördüm şurada. Hiç fırsat vermeden onu öldürüp çıkmak istiyorum. Sebebi ise susturuyor. Ben şunu keseceğim. Sebebi ise sürekli arkadan pasif skill atıyor. Evet, gayet iyi bir sonuç aldık. Şurada sadece paha kaldı. Evet, çok güzel. Sky gelecek. Gelir gelmez. Evet, çok güzel. Hepsi birden saldırdı. Şunu aradan alırsa. Evet, aldım. Bundan sonra ölsem de fark etmiyor. Evet, konumuza dönelim. Ursa'yla nasıl oynanmalı? Bu benim görüşüm tabi. Ursa'yla suplara karşı acımasız olun. Neden derseniz suplar sizi perişan ediyor. Kesme anlamında değil. Eğer MKB yoksa hiçbir şekilde oyundan zevk aldırmıyor. O yüzden benim genelde orta tarafta carry varken arkada sup duruyorsa supu kesip böyle carry'e giderim. Sebebi ise önden gittiğinizde stun atar. Skilline göre artık nasıl bir skilli varsa sizi etkisiz hale getirir. Ve ben o şekilde olduğumda çok gıcık oluyorum. O yüzden genelde favorim suplar oluyor. Şu anda ciddi de bir para birikmiş. Yüzden şu ürünü tamamlayacağım. Bu item benim çok işime yarayacak. Evet, ortayı rahat bir şekilde kırabiliriz diye düşünüyorum. Çünkü dördü de öldü.
Evet, oyunun sonuna geldik diyebiliriz arkadaşlar. Kalkanı direkt kesmeyi düşünüyorum çünkü Doğan'ın. Evet. Aslında Huskar doğdu. Olmadı, olmadı, olmadı. Bizimkiler benle gelmiyor. Lifestyler hala açıklamış. Ya da mana dolduran bir şey. Tekrar ölmemek için Roşan'a gidiyorum. Evet, Roşan'ı aldık. Şimdi işimize bakabiliriz. Aslında bizim takımın sorunu beraber hareket etmiyoruz. Evet, Hüner ağacında over saldırısını seçtim. Bunun sebebi de 9 kez Ursa atak yapıyor. Aslında çok yanlış bir yere girdi. En azından aldım. Teselli. Amorti. Burada pağ kasıyor aslında o sıkıntı. Pağının kasmasını istemiyorum. İleride ciddi sorun doğuracağını düşünüyorum. O yüzden bizim sorunumuz şu ki biz 2 kişiyle 3 kişiyle onların üzerine gidiyoruz. Burada kaybediyoruz. 5'e 5 yapmıyoruz. Bu ikisi ayrı takılıyor, biz ayrı takılıyoruz. Evet, paha başladı.
Alacağımız oyunu verirsek üzülürüm. Evet, çok güzel oldu gerçekten. Trollüm ve Tini'nin eline sağlık. Burada şöyle bir soru işareti kafama takılıyor. Şu itemi mi yapsam, Monkey Kick varı yoksa MKB'yi mi? BKB'yi mi? Böyle düşünmemin sebebi ise pahalı yüzünden aslında. Evet. Kaçmayı tercih ediyorum ama bırakmıyorlar. İşte bu yüzden de kesebilmek için MKB yapmayı düşünüyorum. Çünkü pa gittikçe güçleniyor. Biz şu anda bayağı öndeyiz şey olarak. Nasıl diyeyim? Ev kırma, bina kırma olarak. Yalnız tek bir hatamızda ortadan girip direkt alabilirler. Bizim de hatamız az önce de söylediğim gibi 2 kişi, 3 kişi onların üzerine gitmemiz. Böyle yapmasaydık bu oyun çok kısa bir sürede bitecekti. Yani aşağı yukarı şu an 44. dakika. Yaklaşık bir 10 dakika erken bitecekti. Evet, şu anda çok kötü bir iş yapıyoruz. Evet, çok çok kötü bir iş yapıyoruz şu anda. Yani kendi ayağımıza sıkıyoruz. Puanın kasmasını gerçekten hiç istemiyorum. Evet, şu Viper'ı da aradan aldık mı diyecektim. Sky'ı gördüm. Nerede olduğunu bulursam Sky'ın eğer. Şuradan hemen gizli dükkana uğrayıp onu almayı istiyorum. Aslında düz gitsek de kırarız. Sadece
kadar para birikti, bari satın alayım. Hepsi birden geldi çünkü son şansları onların. Biz bir kere daha doğarsak muhtemelen kıracağız. Aslında bu çok erken olmalıydı. Buraya kadar uzadı. Evet, artık doğduk. Tüm güçleriyle savunacaklar. Açıkçası bizi bekliyorlar ülkelerinde. Evet, yıkmaya gidiyoruz. Görüyorsunuz, troll bizle takılmıyor. Evet arkadaşlar, yıktık. Bu oyun nasıl geçti? Aslında puan sonlara doğru kasmıştı. Fakat artık benden hariç Tini de güzel oynuyordu. Ve diğer arkadaşlar da güzel oynuyordu. Hasara bakalım. Kim ne yapmış? Ben 45K hasar vurmuşum. Onun haricinde 33K blood vurmuş. 21K Lina vurmuş. Tini de 44K vurmuş. Troll burada gördüğünüz gibi bize takılmadığı halde 26K vurmuş. Aslında troll bazı noktalarda çok iyi bizi kurtardı.
Karşı takıma bakalım. 39K hasar vurmuş. Sky. 31K yine Phantom. 46K Viper. 36K Eart. Ve 56K da Huskar vurmuş. Aslında toplama vurduğumuzda onlar bizden daha çok hasar vurmuş. Fakat Tini'nin ve diğer arkadaşları, yani trolü pek saymayacağım ama diğer arkadaşların zamanında ezmemiz diyeyim artık, yani zamanında onları ezmemiz yüzünden böyle bir skor elde ettik. Yani açıkçası çok da zorlanmadık. Karşıda Pa'nın, Huskar'ın, Viper'ın olduğu bir takımda başarılı geçti. Bu video böyle oldu. Teşekkürler. Sağ olun.